Ergün Diler, Fransız Devrimi Dilerseniz dün kaldığımız yerden, istihbarat operasyonlarından ve kadınlardan gidelim. Sanırım yine büyük çoğunluk benim gibi düşünmüyor ancak Afrika'da AB'ye, özellikle Fransa'ya karşı muazzam bir saldırı var. Görünen o ki Macron ve derin Fransa bunu püskürtmekte oldukça zorlanmakta. Uzaktan baktığınızda bile stratejik olarak Almanya'nın, Rusya'nın, Ukrayna'nın almasıyla enerji krizi yaşadığını ve yükselen fiyatlarla sarsıldığını görürsünüz. Aynı şekilde bundan en az etkilenecek olan Fransa'nın da en güçlü olduğu Afrika'da budandığını çıplak gözle bile izleyebilirsiniz. 3 yılda 7 darbenin başka bir izahı da yok. Açalım ve iki kadına bakarak gidelim. Devrilen lider Ali Bongo'nun Amerikalı Inge ile evliliği sır değildi. Kaliforniya'da bir partide tanıştıktan sonra çalkantılı bir ilişki yaşadılar. Inge uçağa binemedi, aşık oldu diye açıklıyordu bunu. Çift 1994 yılında Madrid'de evlenene kadar Kaliforniya, Paris ve Gabon'daki buluşmalarla dünya çapında fırtına gibi bir aşk yaşadı. Inge çok kez Gabon'a gelip gitse de oradaki sefalete alışamıyordu. Zenginlerin hepsi bongo, diğerleri ise halktı diyecekti daha sonra. Amerikalı kadın sabah uyanıyorlar ve ne alacaklarına karar veriyorlar. 747'ler kiralayıp dolduruyorlar. Herkese bir zarf veriliyor ve siz de arabanızı ve istediğiniz her şeyi satın alabiliyorsunuz. Porsche filoları vardı. Ev istiyordum. 25 milyon dolar havale çıkartıyorlardı sözleriyle durumu özetliyordu. Baba Ömer Bongo hayatta olduğu için devreye giriyor ve Inge ile yollarını ayırmasını söylüyordu. Daha önceden ailenin tanıdığı bir isim olan Sylvia Valentine sahne alıyordu. Sanırım dengeyi bilen baba Paris'in bastırması sonucu oğluna yol gösteriyor ve stratejik bir evlilik hazırlıyordu. Sylvia Valentine'ın Fransız istihbaratından olma ihtimali neydi diye sorsak sanırım hepimiz çok yüksek diye cevap veririz. Sylvia Valentine, 28 Ocak 2019'da ölen Edward Valentine'ın da kızıdır. Baba bilinen bir isimdi. Gabon Sigorta ve Reuserans adlı grubun başında bulunuyordu. Sylvia Paris'te doğdu ama ebeveynlerinin işleri nedeniyle kardeşleriyle birlikte Kamerun'da büyüdü. Sylvia, Gabon lideriyle evlenecekti. Ancak garip olan annesi yani Edward Valentine'ın eşi Evelyn Valentine'ın da başkanın özel kalemi olmasıydı. Sylvia, Immaculate Conception Institution'da akademik ve Hristiyan eğitimi aldı. Paris'te ise kurumsal yönetim alanında ileri düzeyde eğitildi. Gabon'a döndü. Evlilik böyle adımlarla geldi yani. Devam. Ali Bongo, ülkeyi 40 yıldan fazla yöneten babası Ömer Bongo Ondimba'nın ölümünün ardından 2009'da göreve geldi. Mali... Burkina Faso, yine ve Nijer'in ardından Gabon, Afrika'da son yıllarda askeri darbe gerçekleşen son Fransız sömürgesi ülke oldu. Darbenin ardından konutundan bir video paylaşan Cumhurbaşkanı Ali Bongo, ailesinin nerede olduğunu bilmediğini söyledi. Mesela eşi neredeydi bilmiyordu. Ali Bongo Müslüman da olsa, Mason lojasında üst düzey bir isimdi. Futbola bağlılığı sır değildi. Alan Bernard Bongo ismiyle doğan Gabon lideri, Müslüman olduktan sonra Ali ismini alacaktı. Babası tarafından adım adım Cumhurbaşkanlığına hazırlanan Ali Bongo, felç geçirse de görevini bırakmıyordu. Darbede öne çıkan isimse ilginç bir karakterdi. Bryce Olugi Nguema. Gabon Cumhuriyet muhafızlarının komutanı. Çok yetenekliydi. Ordu içinde büyüdü. Ailenin içindendi. 2009'da Ali Bongo'nun göreve gelmesinin ardından Fas ve Senegal'deki diplomatik görevlerde bulundu. İyi asker olmasından çok kendisini öne çıkaran ailenin parasına hakim olmasıydı. Bongo ailesinin yurt dışındaki varlıklarını yöneten isim Nguema'ydı. Zamanla o da çok varlıklı biri haline gelmişti. Nguema aynı zamanda Ali Bongo'nun akrabasıydı, kuzeniydi. 1960'a kadar Fransa sömürgesi olan ülke o tarihten bu yana sadece 3 cumhurbaşkanı tarafından yönetildi. Ömer Bongo döneminde Paris'le çok yakın ilişkiler kuruldu. Fransız şirketlerine tanınan ayrıcalıklar karşılığında siyasi ve askeri destek alındı. Paris yönetimi Ali Bongo ile devam etmek istemiyordu. Bu nedenle Paris'te küçük bir kısmı 900 milyon dolar eden varlıkları için soruşturma başlatıldı. Eşi Sylvia Valentine Paris'in kalbinden geliyordu ancak Mason eşi ise giderek İngilizlere yaklaşıyordu. Çatışma ve darbe kaçınılmazdı. Augustla önü kesilen Fransa Afrika'daki darbelerle biçiliyordu. Gabon kötü giden seriyi durdurmak için Paris'in bir hamlesi gibi durmaktaydı. En çok merak edilen ve belki cevabı hiç bilinmeyecek olan da Ali Bongo'nun eşinin bir görevi var mıydı sorusu olacaktı. Türkiye yüzyılı sözünü çok kimse anlamasa da küresel değişimden bize düşen pay işaret edilmekteydi. Avrasya'da, Afrika'da, Avrupa'da değişecekti. Değişiyordu. Olan biten her olay Türkiye'nin etrafında cereyan etmekteydi. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı ile dağıtılan roller yeni dönemde geri alınacak ve tekrar yeni sahiplerine sunulacaktı. Hem yerele hem küresele buradan bakmakta fayda vardı. Ülkenin gittiği yeri görmek açısından değerli olan buydu. Ergündiler Takvim Mahmud Öğür Ne Asena olabildi ne de Demirleydi. Mayıs seçimlerinde muhalefet bloğu öyle bir hayal kırıklığı yaşattı ki ortada ne ittifak kaldı ne de geleceğe dair bir umut. Bu sonucun tek sorumlusu da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu değil. Bunu en iyi İP Genel Başkanı Meral Akşener biliyor. Öfkesinin sinir krizleri içinde iyi Partilileri aşağılamasının nedeni de bu. Aslında kendisine kızıyor ve hıncını partililerden alıyor. Çünkü o da çok destek verdiği iki belediye başkanı gibi istediği hiçbir şeyi başaramadı. Ne MHP'yi ikinci plana itip milliyetçilerin asenası oldu, ne ben başbakan olacağım deyip Demirleydi olabildi, ne de Kılıçdaroğlu'nu aşıp Fatih ilan ettiği İmamoğlu'nu aday yapabildi. Kilit parti olarak oturduğu altılı masayı vavela ile terk edip zorla oturtturulduğunda bile gıkı çıkmadı.'' İşin ilginç tarafı 90'larda başlayan siyasi tarihinde yaşadığı gelgitlerden hiç ders almadığı gibi son seçim yenilgisinden sonra da büyük bir hayal kırıklığına imza attı. Ortada büyük bir seçim yenilgisinin faturası dururken İP sözcüsü Kürşat Sorlu 26 Ağustos'ta Akşener'in müthiş bir açıklama yapacağını duyurdu. Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacak 26 Ağustos İyi Parti'nin yeniden şahlanış Türk milletinin yeniden diriliş günü olacak. Herkesi tebessüm ettiren bu açıklamaya en anlamlı cevap Akşener'i en iyi tanıyan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Çağırdık dönmediniz yuvaya yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına. Akşener'in ezberi bozulmuştu. O bozuk ruh haliyle 26 Ağustos'ta 3 bin kişiyle buluştuğu Afyon'da önemli bir başlangıç olacak denilen hiçbir şey söylemedi. Şimdi arkasında böylesine başarısızlıklarla dolu bir siyasi aktör olarak yerel seçimlerde kendi adayımızı çıkartacağız diye esip gürlüyor. Hatta Başkan Erdoğan Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'ye de çağrı yapıyor. Belli ki yine kendisine güvenemiyor. Aslında herkes Akşener'in bütün bunları CHP ile pazarlık için yaptığını biliyor. Garip olan bunu da sanki siyaset üretiyormuş gibi yapması. Zaten kapalı kapılar arkasında İmamoğlu ve Yavaş'la görüşüyor. Onlara destek vereceği de çok açık. Bunun karşılığında da İstanbul'dan Eyüp, Şile veya Silivri gibi ilçelerden birini veya Mersin gibi bir ili istiyor. İstediklerini alabilir mi bilemem ama bu tabloya bakınca neden İyi Parti'nin büyüyemediği ve içinde yer aldığı altılı masa projesinin hayal kırıklığıyla bittiği daha iyi anlaşılıyor. Kılıçdaroğlu İstanbul'a abi arıyor. CHP İstanbul İl Kongresi ekseninde Kemalci Ekremci kavgası devam ediyor. Ama mücadele sadece onlar arasında geçmiyor. Farklı güç odakları da var. Bir kere para ve iş olanakları nedeniyle her belediye başkanı kendi çapında bir güç odağı. Ekrem İmamoğlu bu gücü ölçüsüz kullanan isim. Onu Erdoğan toprak izliyor. Tabii baştan beri Kılıçdaroğlu'na açık destek veren Battal İlgezdi ve Bülent Kerimoğlu ikilisi de mücadeleden vazgeçmiş değil. Şu anda da bu ikili diğerlerine göre daha önde görünüyor. Ancak Kılıçdaroğlu'nun hesabı hepsini ters köşe yapabilir. Bu da şu anlama geliyor. İstanbul İl Başkanlığı için adı geçen hiçbir siyasi aktör aday olmayabilir. Daha önce de yazdım. İstanbul için CHP klasiğine dönen abi formülü aranıyor. Şu sıralarda Kılıçdaroğlu'nun da bu formüle sıcak baktığı ve kimsenin itiraz edemeyeceği birini aradığı konuşuluyor. Büyük iddialarla değişim diyerek CHP Genel Başkanlığı için yola çıkan İmamoğlu'nun geri adım attığı bir zeminde abi formülüne kim itiraz edebilir? Siyaset üreten bir baba yiğit olsaydı CHP seçmenine bu kadar hayal kırıklığı yaşatır mıydı? Mahmud Övür, Sabah